isteklerimizi, düşüncelerimizi yönetebilme gücüne sahibiz. Bu gücü fark eder, kendimizi bu konuda geliştirirsek kaderimiz de kadersizliğimiz olmaktan çıkar. Evet, isteklerimizi kendimize doğru çekmeyi nasıl başaracağız? Aslında bu düşüncelerimizin enerji olmasıyla ve hayatın çekim yasası denilen konuyla alakalı bir durum. Bizler düşüncelerimizle etrafımıza devamlı işte psikolojik durumumuzla, fizyolojik durumumuzla yayın yapan birer radyo istasyonu gibiyiz. Ve evrende de hayatta da kendimizden yaydığımız enerjinin benzerini kendimize çekiyoruz. Hani kötü söz sahibine aittir atasözü misali. İyi düşünce, olumlu düşünce enerjileri de sahibine aittir. Negatif düşünce, olumsuz düşünce enerjileri de sahibine aittir. Ve hayatımızda olumlu düşünceye odaklanırsak isteklerimiz doğrultusunda daha mutlu bir hayata yakalayabiliriz. Evet. Evrendeki çekim yasası kavramından ne anlamalıyız? Aslında bu hayatın bir gerçekliği. Yani hani bu soluk alıp vermemiz kadar da doğal bir durum. Yalnızca bunun farkına varmamız gerekiyor. Kendimizden gönderdiğimiz enerji eğer ki olumlu bir enerji ise, iyi düşüncelerdeysek, bir bardağın dolu tarafını görenlerdensek hayatı doğru açıdan değerlendiriyoruz demektir. Bilinçaltımızda, zihnimizde olumsuz yargı kodlarına çok fazla yer vermiyoruz demektir ve böylece hayatımızla isteklerimizin paralelliğinde şekillenir. Evet, isteklerimizde hırslı olmak doğru bir isteme şekli mi? Hırs başarıyı getirir mi? Hırstan kastedilen azimli ve çalışkan olmaksa bu doğrudur. Ama bir isteği takıntılı şekilde, saplantı halinde, öfkeyle, hiddetle istemek o amacımıza doğru bir enerji katmayacaktır. Aslında bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, buyurun. Doğum günlerinde dilek tutarız. Bu çok köklü ve eski bir gelenektir ve doğru bir yaklaşım aslında. Çünkü sevdiklerimiz yanımızda, bizler sevgi halindeyiz, özgüvenimiz yüksek, enerjimiz yüksek, kendimizi şanslı hissediyoruz. Böyle bir duygu halindeyken isteklerimizi sunmaya özen gösterelim. Ve bu en doğru duygu yaklaşımı da bu olacaktır. Evet. İsteklerimizin gerçekleşmesi için atılması gereken doğru adımlar neler? Düşüncelerimizin gücünü kavramak en önemli adım. Bu geriye doğru atılan adımların sonunu getirecek türden bir U dönüş noktası. Bununla birlikte bilinçaltımızın da önemini kavramalıyız. Hayatta bir gerçekliğin ortaya çıkması çeşitli hazırlık evrelerinin neticesinde gerçekleşir. Bu tıpkı bir bitkinin çiçek açması, meyve vermesi gibidir. Köklerinden aldığı verileri işler, dallarına eriştirir ve belli bir noktaya gelince çiçeğe, meyveye dönüşür. Hayatımızda da bir gerçekliğin ortaya çıkması bilinçaltımızın topladığı verileri işlemesiyle gerçekleşir. Bilinçaltımız bizim, yaşadığımız her olayın duygu ile kodlanmış hali bilinçaltımızdadır. Ve ne kadar olumlu duygu kodlarımız varsa bizim için hayat o kadar olumlu bir açıya sahiptir. Ne kadar olumsuz duygu kodlarımız varsa da orada bir bilinçaltı travmasına yol açar. Evet, bilinçaltı travmalarının İsteklerimize etkisi ne oluyor? Eğer ki bilinçaltımızda bir olumsuz yargı kalıplaşması söz konusuysa, yani travma varsa, bu bizim herkesin yaşadığı bir olayı olumsuz açıdan görmemiz demektir. Yani hayata açılan penceremiz doğru bir açı değil, karanlık bir pencereden bakıyoruz hayatımıza. Hatta ilerleyen aşamalarda bu derinleştikçe isteksizlik de olabilmekte. Bu yüzden bilinçaltımızdaki olumsuz yargılarımızdan kurtulmadan isteklerimize odaklanmamalıyız. Nasıl tespit edilir bilinçaltı travması? Nasıl anlayacağız biz bunu? Bilinçaltı travmasının yol açtığı olaylar genellikle tekrarlı olaylardır. Bizlerin hep neden beni buluyor, neden bunları yaşıyorum, niye hep etrafımda böyle insanlar var tarzında dediğimiz durumlar bize bunu işaret eder. Kendimde de uyguladığım kısa bir metot var. Hayatınızda böyle sizi aşağı çektiğini düşündüğünüz tekrarlı durumlardan 5 tanesini yazın ve onların merkezindeki duyguyu da tespit edin. Bu suçluluk duygusu olabilir, terk edilmişlik olabilir, yalnızlık olabilir. O 5 olayın merkezindeki duygu, çünkü her yaşanılan olayın bir duygusu bırakır bizde mutlaka ki, sizin bilinçaltı travmanıza işaret etmektedir. Hmm. Aslında çok güzel bir şey. Burada öğrencileri de anlattığınız şeylerden, evet. Hani sınavlara hazırlanan, kesinlikle başarılı olmak isteyen kişilere de
Tabii ki yani sadece öğrenciler değil, burada herkes için. Hayattaki herkes için, evet. Haklısınız. Çünkü bilinçaltında eğer ki başarılı olmaya dair bir bilgi kodu yoksa, duygusal olarak bunu gerçekten hissetmiyorsa, kişi o çok istediği başarıyı hayatına çekmekte de zorluk çekiyor. O yüzden öncelikle kendimize dair, hayata dair olumlu açılardan bakmayı, bunu bir ölçmemiz lazım. Öyle mi bakıyoruz gerçekten? Bunun farkına varmalıyız. Nasıl yazarak dediniz demin? Evet, yazarak. 5 tane olayı yazalım. Onların merkezindeki duyguyu da tespit edelim. Yani yaşanılan her olayın başı sonu, kahramanları farklı bile olsa mutlaka bıraktığı bir duygu vardır. İşte bu tekrarlı duygular hep hak etmedimse demek ki orada bir değersizlik duygusu var. Ya da suçluluk duygusuysa demek ki ailesel, çevresel faktörlerle buna bir yoksunluk oluşturmuş. Olumlamaları neden 21 gün kesintisiz tekrarlamak gerekiyor? Ben bunu çok merak ediyorum zaten. Aslında bir davranışın alışkanlığa dönüşmesinin kritik değeridir. Yani bu konuda çok fazla araştırma yapılmış, denemeler gösterilmiş. Bunların neticesinde de bir davranışın alışkanlığa dönüşmesindeki kritik değer 21 gündür. Evet, bilinçaltının olumlu yargılar içermesi hayatımıza nasıl katkı sağlıyor? Bilinçaltımızda olumlu yargılarımız varsa bizler hayatı doğru açıdan gözlemliyoruz demektir. Yaşanılan bir olayda hemen enerjimiz düşmez, modumuz düşmez, hemen özgüven yetersizliğiyle dağılmayız. Çünkü her şeyi hani yukarıdan bakabiliyoruz, kuş bakışına sahibiz, kendimizi biliyoruz, hayatı algılamayı biliyoruz, enerjimiz yüksek. Çünkü mutluyken dikkat ederseniz enerjimiz de yüksektir, kendimizi hafif hissederiz. Havalarda uçuyorum deriz. Bu aslında enerjimizin yukarıda olduğunun göstergesidir. Ve isteklerimize, amaçlarımıza ulaşmamıza da, başarı yakalamamıza da bu enerjiye ihtiyacımız var. Olumlu düşünmek ve pozitif olmak nasıl mümkün olur? Bunun öneminin hepimiz farkındayız ama uygulama noktasında toplumca bazı eksiklerimiz var maalesef ki. İşte çok güldüm kesin ağlayacağımdan tutun da işte çok para haramsız olmaz gibi sanki sevinci, mutluluğu, refahı kendimize yakıştıramıyoruz. Öncelikle bu olumsuz kalıplardan arınmamız gerekiyor ve bilinçli bir şekilde olumlu düşünmeye önem vermeliyiz. Hani nasıl ki sağlıksız yiyeceklerden, içeceklerden uzak duruyorsak olumsuz bir düşünce zihnimize geldiğimizde de kendimizi yönetebilmeliyiz. Bu güce sahibiz. Ve bunda da bazı püf noktaları var. Şimdi de yaşamalıyız. Geçmişin acabalarından, işte geleceğin acabalarından, geçmişin endişelerinden kopmalıyız. Veya geçmişteki acı dolu anılarımızı tekrar tekrar anlatmaktan, tekrar tekrar yinelemekten yine bilinçli bir şekilde uzak durmalıyız. Bu aslında herkesin hayatında belli zorlu anları olabiliyor. Böyle durumlarda ben Mevlana'nın şu sözünü kendime çok rehber edinmiştim. Akıl sahibi kişi yediği tokadın sahibini aramaz, sebebini arar. Bir daha söyler misiniz? Akıl sahibi kişi yediği tokadın sahibini aramaz, sebebini arar. Yani aslında kişilere çok da fazla takılmamak lazım. Yani size bir konuda kötü davrandığını düşündüğünüz bir kişinin o anda öyledir, şartlar onu gerektirmiştir, sizin bazı durumlarınız vardır. Hani bunu bilemeyiz. Bizler yaşadığımız her şeyden öğrenmemiz gerekenleri öğrenelim ve hayatımıza devam etmeye çalışalım. Hayat bir akıştır. Onunla birlikte akmak gerek. Korkularımızla, endişelerimizin yönergeleriyle hayatımıza yol çizmeyelim. İsteklerimize, hayallerimize göre yol haritaları belirlemeliyiz. Ne güzel anlatıyorsunuz. Vallahi çok güzel. Teşekkür ederim. Çok da güzel ifade ediyorsunuz. Çok sağ olun. Kendimize amaç edindiğimiz fakat bizim için iyi bir sonuç taşımayan istekleri yine de istemeli miyiz? Aslında bu ne istediğinin farkına varmaktan geçiyor. Kişi kendini iyi tanıyorsa isteklerini de doğru seçecektir. Kendimizi iyi tanıyor muyuz? Buna bakmamız lazım. Yani boyumuzu, kilomuzu bilmekle kendimizi tanımış olmuyoruz aslında. Huyumuzu, yeteneklerimizi, eksilerimizle, artılarımızla iyice öğrenmeliyiz. Burası çok önemli. Bu eksilerle artılar çok önemli. Evet, yani eleştirilere de açık olabilmeliyiz. Çok aynen. Alıngan olmanın kimseye bir faydası yok. O yüzden hani eksilerimizi hangi yönde daha iyiyiz, bunları ölçmeliyiz. Ayrıca bir isteğe odaklanırken de onu kendi varlığımızın üstte tutmamalıyız. Buna da dikkat etmek lazım. Kendimizdeki bir eksik parçamızmış gibi görmemeliyiz. Her bir amacımızı, isteğimizi hayatımıza değer katacak bir kazanım olarak görmeliyiz. Evet,
Farkında olmadan istemek mümkün mü? Evet, maalesef ki mümkün olabiliyor. Hayaller çok güçlü birer istek mıknatısıdır. Ve olumlu hayaller kurmaya özen gösterelim. Bizler bazen farkında olmadan olumsuz hayal de kuruyoruz. Mesela geçmişimizdeki bir anımızı, üzüntü veren bir anımızı tekrar tekrar zihnimizden geçirirken aslında o olayı tekrar kurmaya...